veri analizi dersine hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Erkan Ağaslan. Öncelikle sizlere sunum planından kısaca bahsetmek istiyorum. Dersimizin içeriğinde ilk başta temel istatistik bilgilerimizi hatırlayacağız. Daha sonra bilinmesi gereken temel istatistik kavramlardan bahsettikten sonra kısaca hipotez testlerine de değinerek dersimizin ilk başta aynı dili konuşabiliyor olabilmemiz adına SPSS'den önce istatistik bilgilerimizi kısaca bir beraber hatırlamış olacağız. MOD en çok tekrar eden sayı olarak ifade edilebilir. Ve şimdi önemli bir kavrama geliyoruz artık. Şimdiye kadar bahsettiklerimiz aslında merkezi eğilim ölçüleri diyebiliriz bunlara. Artık dağılımından bahsetmemiz gerekiyor. Verinin nasıl yayıldığından bahsedeceğiz ve bunlara da merkezi dağılım ölçüleri deniyor. En son dersimizde hatırlarsanız sizlere bir uygulama dosyası göndereceğimizden ve bu uygulama dosyası üzerinden verileri girerek yeniden ekranlarımızdan işlemler yapabileceğimizi söylemiştik. Biraz önce derslerde söylediğim hep bir ölçek kavramından ve bu ölçekleri oluşturan alt boyutlardan bahsetmiştik. Her bir bireyin verdiği skorlar ise şöyle değerlendiriliyor. Birincisi kesinlikle katılıyorum. İkincisi katılmıyorum. Üçüncüsü orta derece katılıyorum. Dört dediğinde katılıyorum. Beş dediğinde ise kesinlikle katılıyorum. Şöyle diyebilirim o zaman. 2.3 devredendi tabii. Böyle gidiyor bu. Dört tane koysam yeter. O zaman buraya şöyle derim. Artık transform menüsünde yeni bir menü ile tanışma vakti geldi. O da recode into different variable. Yani diyorum ki bu değişkeni kullanarak yeni farklı bir değişken oluştur. Öncelikle verilerimizin nasıl SPSS programı aracılığıyla düzenleneceğini, organize edileceğini, kategorilere ayrılacağını, hatta ölçekler oluştururken ölçek hesaplamalarının nasıl geliştirileceği konusunda hesaplamalar ve uygulamalar, örnekler yapmış olduk. Analiz menüsüne girdiğimiz zaman analiz menüsünün içerisinde yer alan burada Compare Means adında bir menü daha karşımıza çıkıyor. Şimdi burada biz cinsiyete göre bakalım. Cinsiyeti de grup değişkeni olarak koydum ama bakın yanında hemen bir soru işareti belirdi. Dedi ki sen bu grupları tanımlamadın daha. Ama ben tanımladım bir kadın, bir erkek, iki kadın için. Ama buraya tanımlamadık. Elde ettim ama bunlar ne anlama geliyor? Şimdi birincisi test istatistiği. Raporlarken bu test istatistiğinin hesaplandığını söyleyeceğim. Ama elde edilen anlamlılık seviyesine göre de alternatifini kabul edeceğim. Yani H0'ı ya kabul edebileceğim ya da reddedebileceğim. Önce bunu yapalım. Daha sonra dönüp one sample'a da birlikte bir kez bakarız. Bir sonraki videoyu izlemenizi tavsiye ediyor ve iyi günler diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar.